Merhaba arkadaşlar, bu derste WinRAR isimli programın debug ve analizini yapıp reward yöntemiyle kısıtlanmış tüm fonksiyonlarını açıp tam sürüm hale getireceğiz. Öncelikle WinRAR sitesinden programın en son sürümünü indirelim. Sonrasında programı normal bir şekilde kuralım. Masa üstüne kısa yolunu oluşturalım. Bu program ne işe yarıyor? Dosya sıkıştırma ve arşivleme için kullanılan en yaygın yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Program ilk açılışta programı satın almamız konusunda bir neg ekranı geliyor. Programın ayrıca başlık çubuğunda deneme kopyası yazdığını görüyoruz. Yardım, WinRAR hakkında kısmında ise yine 40 günlük deneme kopyası olduğunu belirtiyor. Şimdi programın kurulu olduğu düzine gidelim. Ve programın ana dosyasını yani winrar.exe'yi diye ile açalım. Bu program x64 bit C++ ile derlenmiş bir program. Herhangi bir koruması yok. Şimdi WinRAR programını normal bir şekilde açalım. Dinamik analiz gibi. Ardından 64 bit debugger'ı sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında dosya ekle deyip açık olan WinRAR'ı seçelim. Sonrasında semboller tekrar WinRAR'ı çift tıklayalım. F9 ile programı çalıştıralım. Ardından restart edelim ve artık entry point'teyiz. Sonrasında debugger'ın yorum kısmına sağ tıklayıp ara, geçerli modül, intermodüler çağrıları seçelim. Burada bulmamız gereken bölüm local time ile ilgili API'yi bulmalıyız. Bu da Windows'un get local time API'sidir. Arama kısmına get local time yazıyoruz. Bir tek kayıt çıktı. Bu satıra çift tıklayıp olduğu bölüme gidelim ve sonrasında bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında debugger'ı restart edip F9 ile breakpoint eklediğimiz satıra gelelim. Sonrasında grafik moduna geçip neler yaptığını analiz edelim. F8 ile satır satır ilerleyelim. Buradaki ilk call çağrısına bir breakpoint ekleyelim. Şimdi bu ilk call çağrısını incelemek amacıyla, bu fonksiyonu görmek amacıyla F7 ile fonksiyon içerisine girelim. Sonrasında programın gidişatını takip etmek amacıyla Tracing, Trace Coverage, Word'ü seçiyoruz. Bu şekilde her çalıştırılan satırın rengi değişecek. Sonrasında Tracing prosedürün içine girmeden izleyerek devam et diyoruz. Şimdi tekrar restart edelim. F9'la breakpoint satırına gidelim. Grafik moduna geçelim. F8 ile ikinci call çağrısına gelip yine F7 ile bu fonksiyon içerisine girelim.
Şimdi gördüğünüz gibi sol taraftan devam etmiş ve bu sol tarafta rar key string değeri olduğunu görüyoruz. Yine aşağı doğru indiğimizde buradaki XOR ale satırının olduğunu görüyoruz. Yani anahtar yanlış ise XOR ale bölümünden sonra programın başlık çubuğunda görünen deneme kopyası metnini yazıyor ve sonrasında help about kısmına da 40 günlük deneme kopyası metnini gösteriyor. Şimdi üste tekrar dönelim. Şimdi buradaki move ex satırına bir breakpoint ekleyelim. Debugger restart edelim. Ve F9'la yeni breakpoint satırına gidelim. Grafik moduna geçelim. Ve move ex 1080 satırındayız. F8 ile satır satır ilerleyelim. Bu satırda gördüğünüz gibi sola doğru ilerliyor. Bunu değiştirip reverse etmeliyiz. Sağa doğru ilerleyince move ale 1 satırında ale 1 değerini alıyor. Ve eğer ale değeri 0 olursa bunun anlamı yanlış anahtar, geçersiz anahtar anlamına gelecektir. Şimdi bu satıra bir açıklama ekleyelim. Sonrasında bu satırı düzenlemek amacıyla disassembler'da takip et diyoruz. Ve nope yazıp tamam diyoruz. Tekrar grafik moduna geçelim. Ve F8 ile satır satır ilerleyelim. Gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru ilerledi. Şimdi F9 ile programı başlatalım. Ve gördüğünüz gibi artık başlık çubuğunda deneme kopyası gibi bir metin yok. Yardım Winner hakkında bölümünde yine 40 günlük deneme kopyası yerine kayıt bilgisi metni yer alıyor. Şimdi yaptığımız bu düzenlemeyi kayıt edelim. Masa üstüne kayıt edelim. Debugger'ı kapatalım. Şimdi bu kaydettiğimiz dosyayı Winrar'ın ana dosyası ile değiştirelim. Şimdi WinRAR'ı normal bir şekilde çalıştırdığımızda artık deneme kopyası veya yardım hakkında bölümünde herhangi bir 40 günlük metin belirten bir değer yok. İsterseniz bu kayıt bilgisi metnini de düzenleyebilirsiniz. Bunun için WinRAR Lang dosyasını düzenleyelim. Bu dosyayı WinRAR dizinine yapıştıralım. Tekrar WinRAR'ı başlattığımızda artık hakkında bölümünde de girilmesi gereken isim bölümünü de düzenlemiş olduk. Şimdi bilgisayar tarihini 40-50 gün ileriye alalım. Ve tam sürüm olarak kullanabilecek miyiz bakalım.
Tekrar bir inelim, başlatalım. Ve gördüğünüz gibi artık program tam sürüm bir yazılım haline gelmiş. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, satın al ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programın kısıtlı tüm fonksiyonlarını açıp tam sürüm hale getirip süresiz kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.